Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Python serimizin 5. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önceki öğrenmiş olduklarımızla ilgili birkaç tane uygulama yapalım ve pekiştirelim. Ben buraya birkaç tane soru hazırladım. Siz bunları videoyu durdurarak kendiniz çözmeye çalışın. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Kullanıcıdan iki tane sayı iste ve bunların toplamlarını ekrana yazdır diyor. Hemen sayı 1 diye bir tane değişken oluşturuyorum. Bakın, değişkenimin içerisinde sayı yazmıyorum. Sayı, yani Türkçe karakter kullanmıyorum. Int diyorum. Input diyorum. Ve lütfen birinci sayıyı girin. Bakın burada int tipinde istedim. Aksi takdirde string olarak, yani varsayılan değer olarak string tipinde alır ve hata oluşturabilir yaptığımız işlemlerde. Buraya dikkat edin. Bunu float'ta yazabilirsiniz ama float'a gerek yok burada. Tam sayılarla işlem yapacağız. Alta iniyorum. Sayı 2 diyorum. Sayı 2 değişkenime tekrardan int, input ve lütfen İkinci sayıya girin. Sonra bir alta iniyorum. Bir tane de toplam değişkeni tanımlıyorum. Toplama işlemimizi bu toplam değişkenin içerisinde yapalım. Eşittir diyorum. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Ve alta iniyorum. Print. Ve print'in içerisine bir mesaj şeklinde yazdıralım. Print'in içerisine çift tırnak açıyorum ve sayıların toplamı eşittir diyorum. Tırnaktan dışarı çıkıyorum. Bakın, tırnaktan dışarı çıkıyorum ve toplam yazıyorum. Bakın, burayı mavi olarak, değişken olarak tanımadı. Altına da bir çizgi çizdi. Bir hata olduğunu bize bildirdi. Neden? Print fonksiyonunun içerisinde bir mesajdan sonra bir değişken yazacaksanız arada bir virgül olması lazım ki değişkenimizi tanımlasın. Aksi takdirde hata verir. Ctrl S ile kaydediyorum. Terminal kısmına geliyorum. New Terminal diyorum. Ve buradan Python ders 5.py diyorum ve programımı çalıştırıyorum. Bakın, lütfen birinci sayıya girin. 4 değerini veriyorum. İkinci sayıya girin. 6 değerini veriyorum ve sayıların toplamı 10 olarak ekrana yazdırdı. Bu sorumuz güzel bir şekilde yapmış olduk. İkinci sorumuza geçelim. Kullanıcıdan 2 tane sayı iste ve bu sayıları bölümünü ekrana yazdır diyor. Tekrardan burayı bir yorum satırı haline getirelim. Şuraya sayı 1 ve sayı 2 diye tekrardan değişken tanımlayalım. Int, input, lütfen bir sayı girin. Diyorum. Birinci sayı olsun ya. Daha güzel anlaşılsın. Sayı 2 diyorum. Int, input, lütfen ikinci sayıyı girin. Ve alta iniyorum. Bölüm yazıyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. Ve sayı 1 bölü sayı 2 diyorum. Sonra printle bunları ekrana yazdıralım. Printin içerisine tekrardan bir mesaj yazalım. Sayı 1 ve sayı 2'nin bölünmesi sonucu eşittir diyelim.
tırnaktan sonra virgül bırakalım. Bölüm değişkenimizi yazalım. Ve Ctrl C ile kaydedip çalıştıralım. Birinci sayıyı girin. 7 diyelim. İkinci sayıyı girin. 2 diyelim. Ve sayı 1 ve sayı 2'nin bölünmesi sonucu 3.5 diye sonucumuz ekrana yazdı. Burayı da yorum satır haline getiriyorum. Tabii şunu da. Diğer soruma geçiyorum. Kullanıcıdan adını ve soyadını iste ve kaç karakter uzunluğunda olduğunu ekrana yazdır diyor. Hemen şuraya geliyorum. Bir tane at diye bir değişken tanımlayalım. Bunun içerisine direktmen input yazalım. Adınızı ve soyadınızı girin diye bir mesaj yazalım. Ve alta geliyorum. Diyorum ki bu defa da print parantez içerisine len ve len'in parantezini açtıktan sonra at değişkeninin uzunluğunu ekrana yazdır diyorum. Şuradan çalıştıralım bu defa da. Adınızı ve soyadınızı girin. İbrahim Ethem İspir. Enter diyorum. Bakın 19 karakter dedi. Şuradan bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ama burada neden 19 dedi? Şuradaki boşlukları da birer karakter olarak alıyor. Burayı unutmayın. Tamam, burayı da yorum satır haline getiriyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Bir tane değişken tanımla ve bu değişkeni int, float ve string tipine çevir diyor. Hemen a eşittir. Bir sayı değişkeni tanımlayalım. 15 olsun. Ve bu print tipinin print yazıyorum, pardon. Print içerisine a'yı yazıyorum. Tip olarak yazalım. Tipini öğrenelim. A diyorum. Bunun varsayılan değerini bir tipini öğrenelim. Bakın bu varsayılan olarak int'miş. Ama int olmasaydı hemen başına bir int yazardık. Parantez içerisine 15 değerini alırdık. Int tipine dönüştürmüş olurduk. Burada mesela varsayılan olarak int ya bu. Float olarak kullanmamız gerekiyor. Hemen başına float yazıyorum. Ve kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık a değişkenimin tipi float. İstersek bunu string'e de dönüştürebiliriz. Buraya da str yazıyorum. Yani metin türüne çevir. Gördüğünüz gibi a değişkenimizin tipi artık string. Bir metin tipinde. Burayı da yorum satır haline getirelim. Ve bir alttaki sorumuzdan devam edelim. Kullanıcıdan diyor beden kitle indeksini hesapla diyor kullanıcının. Beden kitle indeksi ise diyor kilogram bölü boy çarpı boy. Şurayı parantez almam gerekiyordu. Kilogram bölü boy çarpı boy formülü ile bulunurmuş. Hemen yapalım. Kullanıcıya kilogram diye bir değişken tanımlayalım. Eşittir diyorum. Int tam sayı değerinde alacağız. Input ve parantez içerisine lütfen kilonuzu girin diyorum. Ve bir alta geliyorum. Bu defa da boy değişkeni tanımlayalım. Boy diyorum. Eşittir. Int. Input. Bir saniye. Input. Ve lütfen boyunuzu girin. Girin diyorum. Ama buradaki boy değişkenimi int değil de float olarak tanımlayalım. Çünkü 1.5
18 yani 1.18 gibi işlem yaptıralım. Daha kolay olsun. Float tipinde olsun bu da. Alta geliyorum. Beden kitle indeksi diye değişken tanımlıyorum. Eşittir diyorum. Kilogram bölü, bakın burada formülümüzü uygulamaya başlıyoruz. Kilogram bölü parantez içerisinde boy çarpı boy yerine boy çarpı 2 diyelim. Yani boyu 2 defa çarpıyor. Tamam. Burada da beden kitle indeksimiz hesaplansın. Ve print ile yazdıralım. Beden kitle indeksiniz eşittir diyelim. Tırnaktan sonra virgül bırakıp beden kitle indeksi yazalım. Ve kaydedip bir çalıştıralım. Lütfen kilonuzu girin. 90 kilo olsun. Boyunuzu girin. 1.80 diyelim. Ve beden kitle indeksiniz 25.0. Evet, beden kitle indeksimizi de bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de bu kadar. İyi çalışmalar.